Herkese merhaba, herkese selam tekrardan kanalıma ve yepyeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine bir ders çalışma günlüğü çekiyoruz ama bu ders çalışma günlüğü normal kanalımda bulunan ders çalışma günlüklerinden azıcık farklı. Bu videoda sadece benim ders çalışma rutinimi görmeyeceksiniz. Bu videoda diğer 4 kız arkadaşımın da nasıl çalıştığını göreceksiniz. Gerçekten video çok güzel oldu bence, çok beğendim. Çünkü sadece benim ders çalışma rutinimi değil de diğer arkadaşlarımın rutininde mesela 10. sınıftan bir arkadaşım var. Onun rutinini de izlemeniz keyifli olur diye düşündüm. Bu videoyu uzun zamandır çekmek istiyordum aslında. Çünkü yani çok güzel bir video fikri bence. Ama çekemiyordum çünkü kameram yok, arkadaşlarıma veremiyorum ya da uzaktanız. Yani bütün arkadaşlarıma gerçekten çok uzağım. O yüzden de hani nasıl çekeceğimizi asla bilemiyordum. Ama daha sonrasında bir şekilde ayarladık ve herkes kendi gününü çekti. Ben onları güzelce editledim ve sizlerin beğenisini sunacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. O zaman ilk gün Ayça ile başlayalım. Herkese merhaba, ben Ayça. Begüm benden bugün dersleşme günü için bir video çekmemi istedi ve şu an çekiyorum. Pazartesi günü bugün ve bu dersleşme gününe benle başlıyoruz. Bugün normalde ben yani yatıp dizi falan izleyecektim yani. Tüm günlerim öyle geçiyor ama Begüm sırf işte böyle bir video çekelim falan dedi diye. İşte Begüm benden böyle bir ricada bulunduğu için bugün video için ders çalışacağım. Hangi derste çalışırız falan bilmiyorum. Ona bakarız sonra. Şimdi edebiyat dersimiz bitti bu arada ve temel dini bilgilere gireceğiz. O da boş ders zaten. Kahvaltı edeceğim bu ders esnasında. Aslında münasebet de böyle. Bir kimse Allah'ı bilirse ve Allah'ı tanırsa Allah'a karşı... Bugün hatta ayrıntılı söyleyeceğinizi söylemiştiniz. Onun için. Örtüsü ve arkadaşlar dünyada nerede görüyorsunuz? Selam tekrardan. Sonunda coğrafya dersimiz bitti ve şimdi resme ve İngilizceye gireceğiz. Bir an önce onların da bitmesini istiyorum çünkü çok sıkıldım online dersler. Şimdi derslerimiz sonunda bitti ve ben de biraz dinlendim. Şimdi de coğrafya çalışmaya karar verdim. Bugün iklim tiplerini işledik ve şimdi bu notlara göz atacağım biraz. Şimdi coğrafyanın günlük tekrarı bitti ve ben matematik çalışmaya karar verdim. Çünkü matematiği bilmiyorum yani ve çalışmam gerek. Şimdi rehber matematikten video izleyeceğim ve buradan da soru çözmeye çalışacağım. Umarım çözebilirim. Denklem eşitsizliklerde 9. sınıf matematiğimizde geçen ders artık bir başlığımızı bitirmiş. Bu da bitireceğiz. Var mısın güzel arkadaşım? Ya zaten ilerleyen konularda daha çok işimize lazım olacak. Problemlere geçtiğimizde ekosuz. Sonunda ders çalışmalarım falan da bitti ve dizi izleyeceğim. Yaşasın. Bu dizi böyle kaliteli bir dizi. Böyle konusu falan da değişik ama bazen diyalogları beni çok sıkıyor yani. Daralıyorum izlerken ama akıcı da aynı zamanda. Yani güzel, izlenir. Bir de bu diziye başladım. Yani bu çok boş bir dizi aslında. Böyle izlemezseniz de olur. Zaten böyle korku komedi tarzında bir dizi. Ben sadece böyle Emma Roberts oynuyor diye ve vibe'ı güzel diye izliyorum yani. Ama çok ciddiye alarak ve çok bir şey bekleyerek izlemeyin. Bugünlük benden bu kadar. Uzun süreden beri ders çalışmayan ben gittim bugün Begüm'ün videosu için ders çalıştım. Umarım eğlenmişsinizdir. Begüm'ün kanalına abone olmayı unutmayın. Herkese selam. Ben Tuana. 10. sınıfa gidiyorum ve Begüm'ün bebeklik arkadaşıyım. Bugün benim günüm. Yani bugün birlikteyiz. Online derslerim saat 2 gibi bitti. Şu an neredeyse saat 3. Ben de o yüzden birazcık yapacaklarımı planlayıp derse başlamak için hazırlanacağım. Ben geçtiğimiz aylarda bir TYT kampına başlamıştım. Dil bilgisi. TYT matematik ikonik konu ve paragraftan oluşan. Fakat daha sonra bunu sıkılıp bıraktım. Araya sınavlar girdi vesaire unuttum. Okulumuz Mart ayında hem birinci dönem hem de ikinci dönem ilk sınavlarını yaptı, bitirdi. Yani muhtemelen yıl sonuna kadar da bir daha sınav olmayacağız gibi gözüküyor. Ben de düşündüm ki neden dönem sonuna kadar bu TYT kitaplarımı bitirmeyeyim. O nedenle dün bunlara, bu kitaplara, dediğim gibi yine dil bilgisi, matematik ve paragrafa yeniden başladım. Bugün de ilk bunları yapmakla başlayacağım. Zaten paragraftan çok kalmamış. Son 11 testim kalmış. Şimdi bu deneme onu çözeceğim. 16 soruluk olan.
Daha sonra da matematik TYT ilk 12 konudan rasyonel sayılarda 6, 7, 8 ve 9. adımları tamamlarım. En son da gramatik yani dil bilgisi olarak da cümlenin ögelerinden 4. 5. ve 6. adımları yapıp tamamen TYT kısmını kapatacağım. Muhtemelen bunları yapmam yani aşağı yukarı 1 saati bulur diye düşünüyorum. O yüzden hemen başlıyorum. Cümlenin ögelerini de hallettim ve dediğim gibi neredeyse 1 saat sürdü bunların hepsi. Matematikte bu hafta 2. dereceden denklemler konusunu bitireceğiz. Bu yüzden ben de test kitaplarımda boş test kalmasını istemiyorum o konuyla ilgili. Acil yayınları, orijinal yayınları ve bilgisayar malvarında yani 3 kaynağım var. Acil yayınlarından zaten tam anlamıyla bitirdim. Orijinalde konu testlerim bitti. Sadece ÖSYM tarzı sorular olan testler kaldı. Bilgisayar malda ise neredeyse tamamen yapmadığım gibi bir şey. O yüzden bugün bilgisayar maldaki konu testlerimi bitirmeye çalışacağım. Hedeflediğim yere göre şu an aslında 2 testim eksik ama gerçekten onları bırakacağım. Şu an 98 soru olmuş. Onları da bu hafta içerisinde bir gün yaparım. Şu an hem matematiği hem TYT'yi bitirmiş oldum. Sadece edebiyat kaldı. O da zaten küçük bir kısım. O yüzden uzun bir mola verip sonra edebiyattan devam edeceğim. Edebiyatta da yine geleneksel Türk tiyatrosunda Karagöz oyununa baktım. Daha doğrusu önemli yerlerini altını çizdim. Ve tamı tamına 4 saat 7 dakikada bırakıyorum. Benim günüm bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı, Begüm'ün kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Selam, bugün sizlerle birlikte bir gün boyunca yaptıklarımı göstereceğim. Aralar ders sıralarından da kesitler koymaya çalışacağım elimden geldiğince. Ama ilk iki dersimiz tarihti ve iptal olmuş. Bu yüzden ben o arada The Irregulars izleyeceğim. Zaten sezonun bitmesine de 3 bölüm falan kalmıştım. Yani bugün onu bitirmeye çalışacağım. Biraz ödevlerim falan da var. Onları da yapmaya çalışacağım. Yani böyle karışık bir şey ortaya çıkacak. Umarım güzel olur. O zaman şimdilik hoşçakalın. Bay bay. Artı 3 ile. Eksi 3. O zaman K artı 1'i. Wait! Tom Powell, the walrus is coming.
Az önce hava bayağı soğudu ve ben de üşüdüm ve sivitimi giymeye karar verdim. Evet, şimdi artık derse dönebiliriz. İlk önce biyolojiyle başlamaya karar verdim. Şimdi o zaman başlayalım. Edebiyattan bir test çözdüm. Tebrik ediyorum kendime. Bir test alıyorum. Neyse. Şimdi yani ben herhalde bu zarf konusu yani sonuçta konuyu bitirmeden ne kadar oturabilir? Tamam. Oturur ama bir yere kadar hani. O yüzden ben artık bunu burada bırakmaya karar verdim. Başlamam bir daha hataydı belki. Bilmiyorum. Yani hani konuyu tamamen öğrendikten sonra test çözmek belki çok çok daha mantıklıdır ki zaten öyle. Ama ben bir tık hani böyle sadece çok az bir kısmı kaldığı için işlemden o yüzden yaptım. Hani yoksa normal şartlarda ben de yapmıyorum zaten. Öğrenmeden yapılmıyor çünkü. Şimdi birazcık mola vereyim diyorum hem. The Regulars'ı izlerim. Zaten bugün sezonumu bitirmem gerekiyor zaten artık. Hem onu bitirmem lazım ama şimdi bitirmem büyük ihtimalle. Akşam yine bir bölüm bırakırım büyük ihtimalle. Hem o hem de bir de coğrafya projesi var. Onu yapmak zorundayım. Hem birazcık ona da bir başlayalım hem. Öyle bakarız sonra. Devam ederiz yani. Ben moladan döndüm. Ve coğrafya projesine başlamaya karar verdim. Çünkü süremiz kısıtlı. Hatta bu hafta sonu sanırım son 10 tarihten bile emin değilim. O yüzden dedim ki hani bu kısıtlı bir vakit var ve 10 tane iklim var ve her biriyle ilgili bilgi, grafik falan derken bayağı bir süremi alacağını düşündüm. O yüzden şimdiden başlıyorum. Son coğrafya projesini yapıyordum ve yorulduğumu hissettim. Bıraktım birkaç tane yaptıktan sonra. Şimdi birkaç tane test çözüp mola vereceğim akşam yemeğine kadar. Ondan sonra dizimi izlerim. Birazcık da kitap okurum ve günü bu şekilde kapatmış oluruz. Videonun sonuna geldik. Eğer bu kısma kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Umarım sizi motive edebilmişimdir. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Merhabalar. Ben Zeynep. 9. sınıfa gidiyorum. Begüm'le bebekliğimizden arkadaşız. Bugün de onun videosu için sizlerle bir günümü geçireceğim. Umarım beğenerek izlersiniz. O zaman başlayalım. Bugün Perşembe, saatlerimiz 8.50'ye geldi. Yani derslerimin başlamasına 10 dakika var. İlk dersim edebiyat. Bugün normalde, yani bizim normalde derslerimiz 14.10'da bitiyor. Ama bugün ek olarak bir de 14.50'de bitecek. Çünkü sağlık dersim var. Ama o sağlık dersinden 2 ders önceki derslerim boş. Yani o zaman da dinlenip sağlıktan sonra hemen ders çalışmaya başlamayı planlıyorum. Bu şekilde şimdi ben online derslerime girmeye başlıyorum. Sözümüz bunlar ne? Bizim dilimiz, bizim sözümüz, bizim edebiyatımız. Tanımlayanı düşmüş, belirtili isim tanımlaması bunlardan. Tekrardan merhaba. Şimdi saatlerimiz 10.52'yi gösteriyor. Bizim şimdi ilk iki dersim edebiyat. O bitti. Orayı çok çekmedim. Normal test çözdük çünkü. Şimdi de yani az önce beden dersi vardı ama yine grup çalışması yapıyoruz ve sunum yapıyoruz. Erken bittiği için erken bıraktı. O yüzden benim şimdiki sıradaki dersim 11.40'da yani daha aram var. Az önce de kahvaltı yapmadığım için şimdi hemen hızlıca kahvaltı yapacağım. Gerçi daha vakit var ama
Dediğim gibi şimdi ara varken bunu değerlendiriyorum hemen. O şekilde sonra 11.40'da matematiğe gireceğim. Ondan sonraki iki dersinde dediğim gibi hoca yapmadığı için boş olacak. O arada da büyük ihtimalle bir şeyler izleyip işte kahve içip defter yazmayı planlıyorum. Ondan sonra da 14.50'de bitiyor derslerim. Sağlık dersiyle bitiyor. Ondan sonra normal günlük ders çalışmaya başlayacağız. O şekilde şimdi ben kahvaltı yapmaya gidiyorum. Yardımcı çizgiler çizmem gerekiyor. Böyle tek başına olduğunda çözülmüyor bu. Mesela şu, önce şunu sorayım. Tekrardan merhaba. Şimdi matematik dersim bitti. Şu an iki ders boşluğum var. Yani boş. 14.10'da dersim başlayacak, sağlık dersim. Onun haricinde de başka bir dersim yok zaten. Bitiyor. Şimdi boşlukta kimya notlarımı aslında çalışacağım. Çünkü benim dediğim gibi kimya projesi için test çözmem gerekiyor. Anlamadan da çözemeyeceğime göre o yüzden notlarımı okuyacağım. Ama bunun öncesinde şimdi kahve yapalım beraber. Ondan sonra da notlarımı okumaya başlayalım. Dediğim gibi kimya notlarımı okuyacağım. Şu şekilde daha önceden çıkardığım notlar vardı. Buradan bakacağım. Aynı zamanda takıldığım yerlerde buradan da bakabilirim diye düşündüm. Ve bu test kitabından da konu anlatımlarına bakmayı düşünüyorum. Bu şekilde şimdi başlıyorum. Şimdi saat 2:06 geçiyor. Benim online dersimin başlamasına 4 dakika kaldı. O yüzden bıraktım. İyonik bağları falan hani tekrar ettim ve notlarımı tekrardan bir okudum. Anladım. Kovalent bağı biraz giriş yapabildim. Yani daha doğrusu biz onları çoktan işlemiştik ama ben şu an tekrar edebiliyorum. O şekilde. Şimdi de online dersime gireceğim. Sonrasında tekrardan görüşürüz. Size tekrardan merhaba. Benim bütün online derslerim şu an itibariyle bitti. Yani az önce bitti aslında. Ama ben ancak kamerayı açabildim. Saat 3:11 geçiyor. Bu boş dersteyken yaptığım okumalarda kovalent bağ geçmiştim ama yarım kalmıştı. Şimdi onu okuyacağız bu test kitabından. Daha sonrasında da işte anladıktan sonra da bu iyonik bağ ve Lewis yapısı hakkında buradan test çözmeye başlayacağım artık. Bu şekilde şimdi başlıyorum normal ders çalışmaya. Şimdi 3 tane test çözdüm gibi oldu. Bu testi daha önce biraz yarılamıştım ama toplam 3 tane bitti. Ama gerçekten hani son testte çok zorlandım. O yüzden bununla alakalı video izleyeceğim büyük ihtimalle çünkü notlarıma, kitaba falan bakmak zorunda oldum. Çünkü çok yapamadım yani son testi. O yüzden onun dediğim gibi videosunu izlemeyi düşünüyorum. Şimdilik bu kadar çözeceğim. Çünkü ilk önce anlamam gerekiyor. Son testin konusu hakkında bir video bulup onu izleyeceğim şimdi. Evet şimdi ben testlerim birazcık da olsa çözdüm gibi bir şey sayılır. Ama gerçekten hala çok zorlanıyorum test çözerken. Bu yüzden Tonguç Akademi'den videolarını izleyeceğim bunların. Biraz uzun anlattıkları için artık bunları günlere de bölebilirim. Bilmiyorum 2 günde falan tamamıyla bitmiş olur herhalde. Şimdi bunlardan biraz izlemeye başlayacağım ama hepsini bugün bitiremeyeceğim. Ondan sonra da zaten büyük ihtimalle hani son bir kez daha notlarıma bakarım. Ve bugünü bitiririm diye düşünüyorum. Şimdi bunları izleyeceğim. Daha sonrasında yemek bonusu verdikten sonra tekrardan görüşürüz. Olarak adlandırabileceğimizden bahsetmiştim. Evet şimdi kimyada iyonik bağ bitti.
iki tane videoyu izledim Tonguç'tan İyilik Bağı ilgilendiren. Yani umarım artık anlamışımdır. Sonrasında test çözeceğim. Çünkü yani bunları tekrar dinledim aslında. Hani başka bir kanaldan dinlemiştim ama anlamamışım. Yani test çözerken çok zorlandım. Bu yüzden de bunları bitirdim. Şu an iki tane videoyu bitirdim. Yani bitti. Bugünlük ders çalışmam bu kadardı. Daha sonrasında zaten diğer günlerde de büyük ihtimal bu konuyla alakalı testler çözeceğim. Şimdi birazcık dinleneceğim. Yani bence bu kadar yeter. O şekilde şimdi dizi izleyebiliriz birkaç bölüm. Yes, of course, dinner. Did you not pack any food? There's fresh fox. Oh, it is not fresh. Are you serious? We stopped 3 times on the way up here to buy fireworks. And you never thought to get groceries. What was... Bir bölüm dizimi de izledim. Benim günüm bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman herkese hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere. Merhaba, herkese selam tekrardan. Son gün yani cuma gününde tekrardan sizinle beraberiz. İlk 4 gün arkadaşlarımı izlediniz ki umarım beğenmişsinizdir. Onların çoğuna baktım yani hepsini editledim. Gerçekten çok iyi iş çıkarmışlar. Beklediğimden çok çok daha iyiydi. Umarım siz de onları beğenmişsinizdir. Bu tarz bir video çekmek aslında uzun zamandır aklımdaydı ama gerçekten uğraştırıcı olacağını düşünüyordum. Ki öyle de oldu. Hani arkadaşlarım bana onları atması, daha sonra onların sıralamasını yapmamız, editlememiz, işte onları birleştirmek gibi gibi bu tarz işler vardı. Ama ortaya çıkan videodan memnun olduğumu düşünüyorum. Yani daha tam olarak editlemedim. Kendi kısmımı editlemedim en azından. Genel olarak bütün arkadaşlarım 5-6 dakika civarında çektiler. Ama tabii ki kendi ders çalışma kısmımı biraz daha az göstermek istiyorum. Çünkü zaten siz benim ders çalışma günlüklerimde nasıl çalıştığımı biliyorsunuz. O yüzden de çok fazla göstermek istemiyorum. Video daha çok arkadaşlarıma kalsın diye. O yüzden sadece bugün neler yapacağımı göstereceğim biraz. Zaten bugün kendi dersim de var ama kendimi çekmeyeceğim. Zaten kendimde neler olduğunu biliyorsunuz, nasıl konuştuğumu falan. O yüzden o kısımları da göstermeyeceğim. Ben bugün yapacaklarımı anlatayım. Aslında bugün yapmak istediğim tek bir şey var. O da coğrafya projemiz. Yani coğrafya ödevimiz. Çarşamba günü Sara göstermişti, yapmıştı, o başlamıştı. Onu da biraz görmüşsünüzdür. O biraz konuşmuştu bu coğrafya şeyi hakkında, ödev hakkında. Ben de onu yapmak istiyorum çünkü bayağı bir iklim var ve onları yapmak bütün günümü alacak diye düşünüyorum. O zaman hemen coğrafya projesini yapmaya geçelim. Evet, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten hem editi hem o videoları alması, yüklemesi falan gerçekten uzundu. Ama ortaya çıkan videodan gerçekten çok memnunum. Ve buradan arkadaşlarıma tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Hepsi her günü göstermek için çok çok uğraştılar. Tripodları olmadıkları için hani hızlı çekim falan yaparken çok zorlandım. Umarım bu video tarzını, bu video fikrini siz de beğenmişsinizdir ve izlemekten keyif almışsınızdır. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bu tarz bir videonun ikincisini ister misiniz ya da daha fazla video fikriniz var mı? Onları da aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hepsini okuyorum zaten. Eğer ki bana destek olmak isterseniz de videoyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Çok güzel olur yani. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bye bye.